diye düşünüyorum. Ama çok kolay. Ha. Tık, çıkıyorsun evet. Evden. Tatil rotası neresi belli mi? İşte bu bir yaz bir Bodrum yaptık. Dilimiz fazla yandı orada. Evet. Gökçeada taraflarında bizim de evde var, yazlık da var. O taraflara gideceğiz. Dilimiz fazla yandı derken fiyatlardan dolayı herhalde. Evet ya. Bunu çok mu yüksek? Saçmalıktı. Yani biraz geçmiş olsun size. Bir de son dönemde karavan tatilleri falan başladı. Kamp tatilleri falan fiyatlardan deli yandı. Aslında biz de Gökçeada'da bir tık daha öyleyiz. Daha salaş Gökçeada'nın ortamı olduğu için. Karavan olmasa da biz de öyle salaş tatil yapıyoruz. Aile falan da orada bizim. Siz nasılsınız? Ne var ne yok? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel de çalışıyoruz. Kıyafetiniz de yaptığınız işte uyumlu biraz. Evet. Sporda yapıyorsunuz. Artık spor hocası oldunuz bildiğimiz kadarıyla değil mi? Evet. Sağlıklı yaşam diyelim. Fitness de var içerisinde. İşte böyle beslenme, matematik, döngüsü falan hepsi karışık bir program diyeyim. Öğrencileriniz var mı? Peki. Var var. Çok da güzel. Netice aldığım danışanlarım da var. Bu da bana ekstra mutluluk veriyor. Ünlü var mı peki oyuncu arkadaşlarınızdan falan? Bülent'le falan çalışacağız herhalde ama zaten onun da fitness arası çok iyi olduğu için. Daha çok onunla böyle bir beslenme üzerinden sohbetimiz oluyor. Bakalım. Eklerse ünlü söylerim efendim. Küçük Hanım. Kız arkadaşımın Almanya'dan bak kaçtı uzaklara gitti. Almanya'dan gitti. Misafirlerim geldi Almanya'dan. Tatil rotası sonra. Siz de evlendiniz mi? Yok mu çocuk falan? Ya kendiniz. Çok başımı yiyor. Ne zaman diye Allah onu gösterecek. Sürekli bir baskı vardı bu konuda. Aileden de gelir rahatsız. Evet ya yani. Zaten şey evlenene kadar ne zaman evleniyorsun? Evlendikten sonra ne zaman çocuk öyle? İnşallah Allah gösterecek bakalım. İstiyoruz yani. Nasıl geçti peki? Bir yıl oldu galiba değil mi evlenin? Tam bir yıl oldu. Aynen. Yani nasıl geçti? Alışabildiniz mi? Aslında biz düzenimizi hiç bozmadık. Yani böyle sevgili gibi hala gidiyor şükürler olsun. Alıştık mı derken çok fazla bir şey değişmedi. Siz sadece bir imza ve izin mi değiştirdik de? Zamanımızda zor diyorlar evlilikler. Yürümüyor diyorlar. Sakın evlenmeyin diyorlar. Siz hani... Yani o tabii ben 38'e kadar bekledim. Kafamın yattığını bulunca direkt evlendim. Yani o blue çoğunda veya işte hani acaba mı olduğu zaman kafada tabii ki büyük problem var ama kafanızın yattığı insanı bulduktan sonra Allah yolunuzu açıyor. O olmuyor yani. O düşünceler olmuyor artık. Biz de maşallah diyelim de. Saçlarınızı nerede yaptınız? Ersin var benim. Ersin Köse Şişli'de. Ondan çok mutluyum. Devamlı da yaptırıyorum zaten. Geçmişe baktığımız zaman, döndüğümüz zaman hep orada yaptırıyorum. Görebilir misin? Ne diyorlar buna? Örme mi? Örme. Af böyle örme. İkisi karışık. Yeni sezonda var mısınız? Ekranda olacak mısınız? Ya ekranı çok özledim. Çok istiyorum ama herhalde daha sağlıkla ilgili bir şeyler üretmek istiyorum ekrana da. Bir konuştuğum bir proje var ama sağlık içerikli. Belki öyle dönebilirim. Diziler çünkü çok daha uzun çalışma saatleri. Ben çok uzakta oturuyorum falan. Biraz o konfor alanının dışında oluyor ama çok özledim. Yani bir şey üretmeyi de çok özledim. Eşiniz bu konuda... Destek. Tabii bazı şey hani... Ya şu olmasa bu olmasa dediğimiz noktalar var. Tabii mesela neymiş bunlar? Yani işte anlatayım. Utanırım. Yani tabii hani bazı çerçevelerde söyleyeyim mi illa? Hani çok böyle yakın temas falan. Tabii ben de ona saygı duyuyorum. Ona göre farklı projeleri üretmek istiyorum şu an televizyonda olsa. Bakalım kısmayız. Sağlıktan sanki ben hep daha yürüyeceğim. O enerji çünkü o beni daha çok mutlu ediyor şu an. Bodrum'daki nasıl oldu o olay? Onu söyleyeyim. Ne hizmet aldınız, ne yaptınız, ne ödediniz? Ya tabii ki hani bütçelere göre verilen hizmet tabii ki çok iyi, tabii ki çok kaliteli ama yani Bodrum'da bir çivi dahi bırakmamışlar ki denize normal giresiniz. Her yer beach olmuş. Hani tabii ki çok yüksek şartlarda yani. Gökçe'de de şey oldu, halk istemiyoruz diye sahilleri kapatıyorlar, bizim yerimizden alıyorlar diye. Aa, onu bilmiyorum, onu duymadım. Datça'da da öyle mi? Bir de tek Datça kalmış böyle masum, böyle dingin bir yer. Kısmet. Yavaş yavaş her yer gidiyor o zaman. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşürüz. Bir iki fotoğraf